Herkese günaydın arkadaşlar. Ya geçen gün yine böyle bir video açılışı yapıyorsun. Evet. Bizim şirkettekiler ben hep dalga geçtim. Neden ya? Sen şey diyorsun işte saatleri değişti Bahadır'ım Bahadır sen böylesin diyor bana. Uyuyorsun diyor. Her akşam uyuyor falan muhabbeti yaptın yani. Uyuyorsun ama. Yani tamam o tip. Onlar da uyuyordur bu arada. O tipine mi? Çok gülmüşler yani. Araba kullanırken uyuyorsun diyor böyle. Genelde Bahadır evet. Uyur gezer. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden pazar günü ve biz nereye gidiyoruz? Kartepe'ye gidiyoruz. Neden? Çünkü... Lan şu bıcırdık yüzünden. Nefes nereye gidiyoruz? Ne yapacağız onu? Ne yapsın bu sene kar yağdı. Ay çocuğum kar bekleye bekleye. Her sabah uyanıyor. Anne bugün de kar yağmamış. Bugün de kar yağmamış. Dedik yani böyle bir fırsatımız var. Kartepe'ye gitmek gibi bir fırsatımız var. Hani neden götürmüyoruz çocuğu? Kayak falan yapmayacağız. Hani ben zaten şu anda yapamam. Zaten daha önce de hiç yapmadım ama o şeylere binerdim. Kızak. Siz binersiniz. Kızak varsa. Dedim hadi gidelim siz dedim. Eğlenirsiniz. Kızak muzak işte top atarsınız. Bana ulaşmasınlar da. Hiç sevmem kartopu oynamayı. Zaten eldiven falan almadım. Ben sadece onları izleyip bugün fotoğrafçı olmayı planlıyorum arkadaşlar. Kartepe'ye gidiyoruz ama gitmeden de Kartepe'yle Gölcük yakın biliyorsunuz. Gölcük'te ya belki takipçilerim hatırlar mısınız bilmiyorum. Yıl old takipçiler. Bak hatırlayan yani. Çıkacaktır. Olsun. Hatırlayan çıkacaktır böyle arkadaşlar. Yıllar önce böyle daha oynarız. Hamile bile değildim o zaman Nefes'e. O kadar yıl önce. Yani. 4 Hayır ikinci yılıydı bence. Bir buçuk yıllık falan evliydik. Senin doğum günündü Aralık ayında. Ve ben Bahadır'ı Sapanca'ya bungalova götürmüştüm. Doğum günü hediyesi olarak. O videoları hatırlayanlar bilir. Ve Sapanca'da bungalovdayken bir takipçimiz gelecek dedim. Ve karı koca böyle bir takipçimiz gelmişti. O gün böyle oturup saatlerce muhabbet sohbet etmiştik. Eminim hatırlayanlar vardır. İşte o günden beri biz bağlarımızı koparmadık arkadaşlar Eda'yla. Yani bu takipçi dostluğu şeye dönüştü. Böyle bir arkadaşlığa, dostluğa dönüştü. Şimdi onlara gidiyoruz kahvaltıya. Onlar da Kartepe yakın. Biz biliyorsunuz çok sık gidip geliyoruz Sakarya'ya. Sürekli Eda yazıyor bize de uğrayın, bize de uğrayın. Ben de ona söz vermiştim. Tamam bir gün müsait olursak o tarafa geçerken yazacağım sana ve size de geleceğim demiştim. Şimdi bugün müsaitliğimiz var. Ben de Eda'ya yazdım. O da sağ olsun illa kahvaltıya gelin dedi. Konuştuk. Bugün eşi de evdeymiş. Pazar günü zaten. Önce onlara gideceğiz. Onların misafiri olacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Oradan Kartepe'ye geçeceğiz arkadaşlar. Böyle güzel bir gün planladık. Umarım güzel geçer. Şu anda güneş var İstanbul'da ama Kartepe'de çok fazla olmamakla birlikte birazcık kar varmış. Yok yok. Bu hafta yağmış değil mi? Bursa, Kayseri yani kar bölgelerine hep kar yağmış. Gidiyoruz. Yani dediğim gibi amacımız zaten Nefes'in kar görmesi, Nefes'in oynaması. Acaba ikinci çocuktan sonra da böyle çılgınlık derken hadi kar oynamaya gidebilecek miyiz? Gideceğiz tabi şimdi çocuklarla istersen de yapacağız yani. Ya iki çocuklu acaba zor olur yani ben şu an ben şey yapamıyorum, kestiremiyorum. 4-5 yapıyorlar bu evet. Organizasyonları ya. Abi eklamcanlar işte çat gidiyorlar bir yerlere, çat oraya gidiyorlar. Kestiremiyorum ben iki çocuktan sonra nasıl olacak diye. Şimdi mesela Nefes ne isterse oraya hop diye gidiyoruz. Çok şükür. Nefes mutlu musun? Mutlu musun çiçeğim? Nereye gidiyorsun? Kartepe. Asla artık telefonlara bakmıyor. Kartepe. Bak nereye? Ben de konuşmam. Tatile mi? Kar oynamaya desene anneciğim arkadaşlara. Kar oynamaya mı gidiyorsun babacığım? Arkadaşlar 3 yaşta ilk önce bana karşı böyle kahvaltı yapacağız. Bana karşı bir rakip olma. Bir tane abla. Bana bu sabah diyor ki sen gelme istersen. Onun evine gideceğiz tamam mı? Ya da hamileyim diye öyle yapıyor bilmiyorum. Tamam mı abiş? Şimdi gidiyoruz. İlk önce kahvaltı. Dün magnezyumu içmemişim. Dün bu arada yakın arkadaşım. Aşkım kısar mısın? Çocukluk arkadaşımın nişanı vardı. Büşra ile oraya gitmiştik. İçmedim yani ilaçlarımı. Sabah bir krampla uyandım arkadaşlar. Yani bu kadar erken haftalarda nasıl bu kadar kramplarım oluyor inanmıyorum. Bilemiyorum. Kesinlikle şöyle bir video çekeceğim. Hamilelik sürecimle ilgili bir video çekeceğim. Nefesteyken de seçmiştim. Çok farklı.
ya ilk hamilelik, ikinci hamilelikten dolayı ya da kız erkek bebekten dolayı ya da yaşım o zaman işte 29 yaşındaydım. Şu an 25 yaşındaydım. Şu an 29 yaşındayım ya da yaştan dolayı. Ama bu farkları kesinlikle çekeceğim. Sizin de sorularınız varsa böyle hamilelikle ilgili onları da bu videonun altına yazarsanız o videoda bahsederim. Meyve suyu da var istersen. Eda neler hazırlamış bize ya? Bakar mısın aşkım? Aşkım kahvaltı videolarımı izlemiş. Bahadır, ben ne yapıyorsam kahvaltıyı onlar hazırlamış. Çok tatlı ya. Aşırı güzel şeyler yapmış. Börek ama neyle oldu? Biz çıktık arkadaşlar Edalardan. O kadar güzel şeyler hazırlamıştı ki. Vallahi buradan tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Bizi çok mahcup etti. İnşallah biz de onları İstanbul'da ağırlamayı çok istiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Kartepe Sesli Vadi'ye doğru gidiyoruz. Giderken de çocuğun isim konusunu konuşuyoruz. Tamam mı? Ben hala Kıvanç'ta ısrar aşkım kiloluyuz, ne yapalım, fit bir çift değiliz yani. Aç göbeğini de bir göbeğinle söyle fiti. Ya sadece göbekten oluşuyorsa fitlik ibaresi tamam, kabulüm değilim. Ama komple vücut olarak konuşuluyorsa fit. O göbek varken fit olamıyorsun bebeğim. Spora başlayalım. Başla bir tane. Neyse, ya konumuza dönelim. Ben hala Kıvanç konusunda ısrarcıyım. Bahadır ne diyor? Söyle az önce Kıvanç ismi için ya, dediğini. Kıvanç ismi bana tamam, yani koyulduğu zaman mutsuz olmam. Güzel bir isim. Ama sanki böyle düşünsenize ya. Kıvanç'ı çağırırken çocuğum ismi Kıvanç. Kıvanç gel oğlum derken o işte küçük çocuk ismiymiş gibi olmuyor bana. Hani böyle sanki arkadaşımı çağırıyormuş imajı veriyor bana. Büyük bir isimmiş gibi geliyor. Anladım. Sonuçta tamam, bu çocuk büyüyecek. Büyüyecek de o büyüyene kadar kaç yıl yani hep 1 yaşında yani kalmayacak. Bence yok ya. Kıvanç. Diyor ki günün sonunda Aybars koyacağız galiba diyor. Bu arada şu sıralar Aras'ı düşündük. Bahadır söyledi Aras. Bilemedim ya. Arkadaşlar. Kız isminde bu kadar kızda çok seçenek var. Eski isimde çok var, modern isimde çok var, ne bileyim unisex isimde var. Kızda seçenek var. Anneciğim ne oluyor? Niye öyle yapıyorsun bir tane? Kocam sinirlendi. Ama adam sol şeritte, kavşağa dönüyor, sağ şeride atıyor kendini. Şimdi sinirlendiğinden sen hep haklısın kocam ya. Kurallar oyun. Sen hep haklısın ya. Bak araba geliyor, sana da bundan alayım. Bir dakika, size seçeneklerimiz derken son günlerde her gün değişiyor bu. Şu an aklıma gelenleri söyleyeyim. Yağız, Hamza. Yok Yağız yok. Bak şimdi ya. Bak şimdi falan. Tamam benim aklıma gelenleri söylüyorum. Yağız, Hamza, Tuğra, Taylan. Neydi? Kayra, Tuğra, Tuğra'yı söyledik. Aras, Aybars, Kıvanç. Başka neydi aşkım? Yusuf. Ben Tuğra'yı da çok beğeniyorum. Yusuf, ya, Yusuf Yazı ismi Tura. Evet. Yazı Tura diyor. Aşkım o Yazı Tura, ben Tuğra. Aynı şey, dalga geçecekler. Yazı mı Tuğra mı diyecekler. Ama öyle ya. Sancak da güzel. Ne anneciğim? Ne kardeşin ismi? Aybars. Şimdi geldik. Hava Allah'tan çok soğuk değil ve karlar da çok az var. Ama amacımız nefesim biraz kartopu oynamasıydı zaten. O yüzden bizim için yeterli bu kar. Şimdi şu ön taraflara geçeceğiz. Birazcık kartopu oynayacağız. Heyecanlı mısın? Ayağına gelir zaten. Daha nerelerine gelecek bilsen. Sevgiliyken üniversitede gezi planlamıştı arkadaşlarımız. O zaman gelmiştik en son değil mi aşkım? Ondan sonra geldik mi? Sene 2000... Kayak yapmamıştık. 13. 2014 falandı arkadaşlar. Of 10 yıl olmuş aşkım. 10 yıl olmuş. Babacım yavaş. Burada kayabiliriz. Şimdi çocuklarımızla geldik. Heyecanlı. Bakalım. Ne güzel attın. (Gülüyor)
Hadi gelin şu kayılan yerlere gidelim. Ne? Şuralara gidelim. Orada kazaklı kayarsınız. Hayır. Atacak nefes. Atacak. Sen şimdi görürsün babası. Hayır. Ya babası. Her yerin ıslandı ya. Çocuğu düşürdü ya, manyak ya. Ya niye çocuğu düşürüyorsun? Yakalayacağım. Koş. Beni yakalayamazsın. Sen ona çarmı tak. Hırs yaptı şu an. Ya yeme karı. Kar yiyor pis ya. Götüm ötü ıpıslak. Şimdi yemek yemeye geldik. Nefes. Şimdi yemeklerimizi söyledik. Ortam bak, muhteşem. Çekebildiğimi çekeyim. Muhteşem bir yer yani. Sırf burası diyor. İçin bile bitirdin be. Bana bırakmadın be. Beraber kekler yiyeceğiz. Evet, tamam.